Merhaba, yaz ayları yaklaşırken hepimiz mutfağımızda soğuk lezzetlere yer vermeye başladık. Bugün de ben sizlere çok lezzetli bir Meksika salatası tarifi vereceğim. Hep beraber tarifimizin yapımına geçebiliriz. Tarifimin yapımına özenle seçtiğim orta sertlikte büyükçe bir domatesi küp küp doğrayarak başlıyorum. Ardından bir adet mor soğanı minik minik doğramaya başlıyorum. Bu salatanın yapımında mor soğan kullanmak önemli, beyaz soğandan aynı lezzeti alamayabilirsiniz. Soğandan sonra kırmızı kapya biberi de minik minik doğruyorum ve karıştırma kabına alıyorum. Sıra kornişona geliyor. 4-5 tane kornişonu da halka halka doğradıktan sonra karıştırma kabına alıyorum. Doğranılacak malzemelerden sonra sıra haşladığım bakliyatlara geliyor. Bir gece öncesinden ıslatıp haşladığım Meksika fasulyesini ve haşlanmış mısır tanelerini karışıma ekliyor ve hemen salatanın sosunun yapımına geçiyorum. Bir kaşık yoğurt, göz kararı mayonez ve hardalı, bolca sızma zeytinyağını, karabiber, tuz ve limonu bir kapta birleştirip homojen bir sos haline gelene kadar çırpıyorum. İşleminden sonra bir çay kaşığından az toz hardalı da içine ekledikten sonra salata malzemelerinin üzerine ekleyip bir miktar daha zeytinyağı gezdirip güzelce karıştırıyorum. Az ve öz malzeme ile hazırladığımız bu salatanın en önemli noktası içine koyduğunuz her bir malzemenin iyi kalitede olması. Bu sebeple salatamın hem sosunun yapımında hem de kullandığım sebzelerde ve bakliyatlarda iyi kalitede ürün kullanmaya özen gösterdim. Her bir malzemenin karıştığından emin olduktan sonra salatamı el yapımı mayasız ekmeğimle servis ediyorum. Mayasız ekmek tarifime de kanalından ulaşabilirsiniz. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Meksika fasulyeli salata yaptık. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.